Evet sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı geceler. Buradan herkese selam verdikten sonra kayıtımıza başlayalım. Bu gece ekip sağlam, çıkış yapıyoruz inşallah. Misafirlerimiz var yine. Bilet Bey hoş geldin. Hoş bulduk Ercan Bey. Nasıl keyifler? Çok teşekkürler. Doğan Bey. Merhaba Ercan Bey. Teşekkür ettim efendim. Sakallı yok bu akşam, arkadan ses geliyor. Ama sakallının vekili var, hadi bakalım. Rastgele arkadaşlar. Umarız bol bereketli av olur. Hadi. Dur bakalım. Yakın abi sesini alalım. Evet abi. Evet bugün kızım Semanur için balığa geldim. Onun şansına deneyeceğiz hep birlikte. Siz de bize bu anlamda çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Abi ne demek? Estağfurullah. İnşallah bereketli geçer diyoruz. İnşallah. Hadi bakalım. Teşekkür ettim. Evet arkadaşlar. Yakıtımızı da aldık. Mera'ya doğru ilerlemekteyiz. Bugün Eşkin Avı 13. bölümü çekeceğim. Öyle tahmin ediyoruz. Yanılmıyorsam evet 13. bölüm. İyi seyirler efendim. Bülent abi kızımızın şansına inşallah siftahı yaptın. Evet. Hadi bakalım şansın bol olsun. İşi öğrendin ama bunun için de gerçekten mutluyum ya. Yani. Evet, İşi öğrendin. Evet. Kendi kapacak yani. Kendi. Bunun şansına daha da büyük. Evet inşallah daha da büyükler olacak. Hadi bakalım şansın bol olsun abi. Bu arada bilgi paylaşımı yapalım. Arkadaşlar Eşkine'ye 02 numara kanca atıyoruz. 60 numara misne. Şu anda ispari var. İspari de hemen değiştireceğiz. 6 numara kanca takacağız arkadaşlar. Yine 60 gram kurşun. Şöyle onu hemen çıkardık. Hazırda böyle yanımızda dursun. Evet sevgili takipçiler, 6 numara kancamızı da taktık. Onları da gösterelim. Burada yemlerimizi de takalım. İspar için sizlerin de gördüğü gibi 6 numara kanca. ...60 gram kurşun. Ve 40 numarada misne ile atacağız. Tabi bu arada yemler boş çıkabiliyor. Yemleri makasla kesmeniz gerekiyor ki sıkıntı çıkmasın. Bir de şunu ifade ediyoruz ya her zaman. Kumla kayanın birleştiği yerde balık. Oraya attığınız zaman da arkadaşlar misnenizde hiç oynamamanız gerekiyor. Tabii bu akşam yeni başlayan arkadaşlar var. Bu akşam üçüncü gelmeleri. Onlarla da bu bilgiyi paylaştık. Biraz sonra da video çekiminde eğer belirtebilirsek güzel olacak. Evet dostum limit altı. Evet arkadaşlarım birisi de işte biraz önce de taştırdığımız gibi Doğan Bey. Onlar da yeni geldiler. Doğan Bey bunları ne yapıyoruz bu yavruları? Geri atıyoruz. Evet geldi yere. Direkt bismillahirrahmanirrahim. Geri gönderiyoruz. Hadi yaşa da gel bakalım. Hadi rastgele dost. Balıktayım. Doğancığım maalesef bu da ufak. Biz geç dönelim. Şansına. Yapacak bir şey yok. İnşallah irileri denk gelir. Hastanede mi? Hayırdır? Şimdi biraz daha yakından atalım. Güzel olmasın. Hadi bakalım. Evet. Gel bakayım kuzu gel. Sen nesin bakalım gel. Evet beyler. Ben size diyorum ki bu gece ispari var. İnce kanca atalım ama beni dinlemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çifter çifter. Ve arkadaşlar iri kanca olmasına rağmen çift çektik. Allah'a şükürler olsun. Yine güzel bir gece. Vallahi merhaba demeden, herkese selam demeden balık vurdu. Kusura bakmayın selamımızı şimdi veriyoruz. Hadi şansımız bol olsun bakalım. Evet Fatih kardeş. Ercan abi. Hadi bakalım. Vallahi gamışı kıracaklar arkadaşlar. Yardım etseniz iyi olur. Ercan abi kıskandı. Olsun bari. Evet. Güzel bir isperi aldık. Tabii onu fark ettik. İsperin olduğunu fark ettik. Vurmasında. İsperiye döndük. Güzel de balıklar almaya başladık. Umarız devamı gelir.
İyi seyirler efendim. Gel bakalım kuzu. Ay maşallah. Evet, öyle kapatıyor ki arkadaşlar. Tabii güzel bir ispal aldım. Belli. Kapatmaya başladı. Ay maşallah. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım, gecemiz devam ediyor. Bülent Bey! Bu senin şansın, hadi bakalım. Gelin kuzucuklar, gelin. Gelin bak. Şöyle çiftler çiftler gelin ki Bülent abiniz de görsün. Hay maşallah. Hadi bakalım. Getir bakalım abi. Evet, Namık abim de bu arada siftahı yaptı. Gözüme diyor ışık tutma, kör oluyorum diyor. Evet, getir abi bakalım şimdi. Hay maşallah. Gel, gel kuzu, gel, gel. Gel. Abi bir de misleni tutabilirsen. Hay maşallah. Abi bu ne kadar dibe yakın, bu nedir? Aldı vallahi. Bunu az yüksek bağlasan var ya, 10 numara olacak. Bence var ulan. O da çok yakın abi. Ya. Arkadaş, elimiz yaralanmış, hayvan çıkmıyor. Evet abi, hadi bol şans bakalım. Be. Bülent abi, nazar ettin bana Bülent abi. Bu sefer de çiftler çiftler iskorpit geliyor abi. Vay arkadaş bunları. Evet. Arkadaşlar, iskorpit de yakaladığınızda şöyle parmağını ağzınıza geçirdiğinde çok rahat alabilirsiniz. Tabi uzun palakancı olsaydı daha güzeldi. Şöyle kancayı. Geri çıkarıp şu şekilde alabilirsiniz. Tabi dikkat etmek lazım. Evet abi, Mustafa abi yok bu akşam sakallı. Bunu pensle alacağız. Bu tamamıyla yok. Şimdi balık çekiyorum diye Bülent abi bana kızacak ama abi. Yapacak bir şey yok. Gel kızım, gel. Evet, gözüktü. Hay maşallah, hay maşallah. Şuna bakar mısın ya? İşte budur, bu gece gerçekten güzel olacak, ben inanıyorum. Ağır ama iskorpit bu ya. Evet, bu iskorpit büyük bir şey. Kafa mafatlı yok. Sen ne, sen senin nefes, la sallama lan. Var ya. Ömrümü yedin ömrümü. Evet, beni yaşlandırdın, gayrısını bilmem. Oo, iskorpit de baba. Alamadın mı abi? Oha, almış abim de almış. Hadi bakalım, şansın bol olsun. Vay arkadaş. Evet sevgili takipçiler, bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu şekilde oltayı dizime yatırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kamışı. Ve mislenin boşluğunu aldıktan sonra hafif hafif bu şekilde misliyle
çok hafif hafif oynuyorum. Balık bu arada vuruyor. Onun da bilgisini paylaşmak istedim efendim. Evet, gördüğünüz gibi oynarken balığı aldık. Evet arkadaşlar, sistem bu. Gördüğünüz gibi hafif hafif oynadığınız zaman balık kesinlikle dalıyor. Hay maşallah. Güzel de kafa atıyor. Tabii ışığımız biraz yetersiz. Olabilir abi de. Yalnız balık da var. Evet. Sen acık şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem bu. Güzel de balıklar alıyoruz Bülent abinin şansına. Evet arkadaşlar, tekrar kayayla kumun birleştiği yeri arıyorum. Şu anda tamam. Dizime yatırdım. Boşluğumu aldım. Yavaş yavaş. Az daha bir boşluk var. Yavaş yavaş oynuyorum. Şöyle hafif hafif kurşunu yukarı kaldırıp bırakıyoruz. Şöyle daha net gösterelim. Hafif hafif böyle oynuyoruz. Bu arada kesinlikle hayvan varsa dalacaktır. Bu hareketi sürekli yapmıyoruz tabii. Arada. Şöyle yapalım. Dalgadan dolayı biraz boşluk yaptı. Oho. Oho. Evet. Gördüğünüz gibi yine aldık. Güzel de bir balık. Doğancığım. Doğancığım aynen. Ama Bülent abime karşı beni savun. Büyüğüm ya. Efendim abi. Tamam olur. Evet. Güzel de bir balık. Hay maşallah. Evet hadi bakalım. Evet, balığımızı da aldıktan sonra tekrar atışımızı yapalım. Gözükebildiği kadar arkadaşlar gece atışımı yaptım. Makinemi kapattım. Boşluğunu alıyorum. Boşluğumu aldıktan sonra şöyle makinamı sizin de gördüğünüz gibi dizime yatırıyorum. Biraz daha bir boşluk var. Aynı zamanda bu arada kumla kayanın birleştiği yeri arıyorum. Kurşunum tükettiğinde bırakacağım. Yavaş yavaş arıyoruz tabii. Evet bulduk. Ve bu mesafede şu şekilde yavaş yavaş balığı arıyoruz arkadaşlar. Bu hareketi sürekli yapmıyoruz. Arada bir yapsak kafi. Onun da bilgisini vereyim. Sürekli yaparsanız balık kuvvetleniyor. İri miydi? Evet. Olay budur. İsfari abi. Kaçmazsa evet, gördüğünüz gibi sistemimiz bu arkadaşlar.
Evet Namık abi, bu arada sen de balığını aldın. Oo, güzel balık abi, güzel balık. Getir. Getir şu kerateyi. Hadi bakalım şansım. Sar, boşluk yapma, sar. Galama açık. Bak, balık küçük olmasına rağmen çekemiyorsun. Galama açık. Beşkina'da, İspari'de galama açık olmaz beyefendi. Galama ne ya? Abi sarmıyor mu? Ne yapayım? Sen nereye attın ya? Galama açık abi, galama. Bu iyi sarmıyor mu? Aşağıya mı sarıyor Ercan abi? Evet. Hayda. Evet hadi. Hadi bakalım şansın bol olsun bilet. Tamam. İri balıkları gördük. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bülent abi. Buyur Ercan abi. Şaka maka bu işi öğrendim biliyorsun, evet, değil mi? Evet, sayende. Estağfurullah abi, sayesi yok ya. Evet. Bu tecrübe paylaşımı. Gelen balığın da artık ne olduğunu anladığına göre, evet, bu iş tamam. Hadi bakalım şansın bol olsun. Evet, hadi sağ olasın. Yok abi, iri balık bu ya. Nereye vurdu abi o? La vatozu ya. Vatoz anasını sattım ya. Az yüzlemeye bak ya. Oy 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 oy. Vatoz, vatoz abi dedim ya. Yok oğlum, vatoz. Kuyruklu, kuyruklu. Kuyruklusun lan. Evet, gecenin sürprizi de geldi. Çok sevindin mi abi bunu çekerken? Çok iri balık ya, alıyorum dedim, yok, değil mi? Yok, balık şey yapmadı ya, asılmadı. Asılmadı mı? Ben zımbayım abi. Gezdi, hadi bakalım. Hadi yatsın ya. Doğan kardeşim büyük bir balık yakaladığını zannetti ama Ercan abi çabuk gel. Beni çekime kaydı al dedi ama Doğancığım aradığımız kişi değil. Evet abi. Ben spin atmaya devam. Hadi bakalım. Doğancığım çıkar onu, devam et bakalım. Çıkar. Aynen. Hadi. Kayıt. Evet sevgili arkadaşlar. Bir gecenin daha sonuna geldik. Allah'a şükürler olsun. Mahcup olmadık. Her zamanki gibi yine güzel av yaptık. Bu akşam Eşkina İspari Avı'nın 13. bölümünü çektik. Bu gece bize Bülent Bey eşlik etti. Doğan Bey eşlik etti. Sağ olsunlar. Bizi kırmadılar. Misafirimiz oldular. Bu arada ortamada balık vurdu ve sattı Doğan. Bunu da belirteyim. Onu da gösterelim. Arkadaşlar, kamışı kesinlikle ve kesinlikle bu gibi durumlarda bu şekilde çekiyorsunuz. Düz geri çekiyorsunuz. Yani bu esnada kamışınıza zarar vermemiş oluyorsunuz. Doğan, böyle bir şey olamaz. Şansın böylesi, çok iyi balık aldı. Evet arkadaşlar. Abi nasibi, evet, sonda nasibi yakaladık sanırım. Videomuzu sonlandırdık derken çok iyi balık aldım. Abi ışık. Aha kestirdik. Püp. Kestin lan. Kestirdik be. Of. 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 Çok muhteşem bir balıktı. Muhteşemin ötesiydi. Evet. Geceyi sonlandırdık dedik ama arkadaşlar o esnada kamışımız gerçekten bir boşluk yaptı ve takıldığını zannettim. Balıktı. Bahaneyi ama Doğan'a buldun. Yok. Bahane değil. Nereden kesmiştim? Abi şeyden kesti. Buradan kesti. Misna ince olduğu için arkadaşlar, İspari'ye attığımız misna olduğu için ondan kesti. Bu gibi durumlarda da kesinlikle 060 numara misna atmanız lazım. Videomuzda belirttiğimiz gibi 40 numara misne ve 06 numara şey kanca kullanıyorduk. İspari daha çok vuruyordu. Ama o esnada geceyi de sonlandıracağımız esnada balığı takıldı zannettik ama çok iri bir balık vurdu. Şans, nasip, kader bunlar oluyor. Üzülmemek lazım. Sadece üzüldüğüm şey bu gibi durumlarda kanca küçük olduğu için takım, kurşun ne varsa hayvanın ağzında gitti. Yapacak bir şey yok. Kısmet diyelim. Kısmet. Evet, gecemizi sonlandırdık arkadaşlar. Sizlerin de bir mesajı varsa belirtelim. Yok, hayır, rastgele. Rastgele. Tabii bu arada dur Doğancığım, limitlere de uymak gerekiyor. Bizim bütün avlarımızda da bunu üzerine özellikle baskı yapa yapa, vurgulaya vurgulaya bu konuyu da herkese aşılamak istiyoruz. Limitlere lütfen uyalım. Bu mera, bu doğa bizim efendim, bizden sonraki çocuklarımızın
Bunlar, bununla da beraber videomuzu sonlandıralım. Biraz üzüldüm tabii, bunu da ifade edeyim. Herkese selamlar efendim.